uzunluğundaki harabelerden son parçalar var. Herhangi bir kişiye sorsanız, çocuk, yaşlı insanlara, Adana'da kale var mıdır diye, yoktur diyecektir. Çünkü Adana'nın son 100 yılında biz kaleyi yok ettik. Onun temelleri bile yok edildi. Duvarları, taşları oradan götürüldü ve Adana Kalesi 20. yüzyılda tamamen ortadan kaldırıldı. Bu gravür diyor ki 1836 yılında Adana'da muhteşem bir kale vardı. Sur duvarlarıyla, iç kalesiyle Adana şehrinin en güzel yapısıydı. Evet, bu kale 20. yüzyılda ve günümüzde maalesef Adana'mızda yok. Adana Kalesi birileri tarafından kıymetli arsaları elde etme, idarecilerle anlaşaraktan yok etme, şehri büyütmek için tarihi mekanların tek tek veyahut da bir şekilde imha edildiği, yağmalandığı bir dönemin acı hatırasıdır. Adana'da bugün kale yoktur. Çünkü Adana Kalesi'nin olduğu her yer yağmalanmıştır. Abidinpaşa Caddesi'nden Taşköprü'ye bakan tarafta, köşe başında böyle 3 katlı, 4 katlı apartmanlar göreceksiniz. O apartmanlar bir zamanlar milletvekillerine aittir. Çiftlik sahiplerine aittir. Zengin insanlara aittir. O insanlar belediye başkanlarını veya valiyi veya herhangi bir idareyi anlaşaraktan çok planlı bir şekilde kalenin olduğu yerdeki arsalar, araziler, oradaki toprak parçası elde edilmiş ve Adana Kalesi yok edilmiştir. Adana Kalesi'ni yok edenler kravatlı efendilerdir, ağalardır, beylerdir ve göz yuman idarecilerdir. Bu resim diyor ki Adana'nın o muhteşem kalesine ve sur duvarlarına, 4000 yıllık tarihi kentin son 100 yıla ulaşan bu en güzel tarihi eseri neden yok ettiniz? Gelecek nesillere hesap veremeyeceğimiz en muhteşem görsel yapı veya tarihi yapı Adana Kalesi'ydi. Adana Kalesi dediğim gibi ihmaller ve arsa yağmacılar tarafından yok edildi. Bugün Adana'mızda kale yok ancak bu tarihi gravür var. O gravürün bir başka örneği. İngiliz ressam Taşköprü'nün kenarında bugünkü Hilton Sa Oteli'nin orada geldiğinde Adana şehri Mısır İbrahim Paşa'nın işgali altındaydı. Mısır İbrahim Paşa ve komutanlar ırmağın kıyısında çadırın önünde ağaçların yanı başında ayakta sohbet ediyorlardı. Ondan sohbet ederken Taşköprü üzerinden Mısır İbrahim Paşa'nın askerleri peş peşe yürüyorlar ve o askerler nehre bakıyorlar, dağlara bakıyorlar. 1832-1840 yılları arasında Adana'mız işgale uğradı. Mısır'dan gelen bir ordu Adana'da 8 yıl kaldı ve o dönemde Adana dünyadaki büyük devletlerin ilgi odağı oldu. Fransızlar işgalci durumdaki İbrahim Paşa'ya destek veriyorlardı. İngiltere ve Rusya görünürde Osmanlı'ya destek veriyordu. Toros Dağları eteğinde Anadolu'nun en önemli tarım merkezinde ve ticaret merkezinde Adana'da işgal vardı. Padişah çok zor durumdaydı. O zamanki Osmanlı Padişahı II. Mahmut denize düşen yılana sarılır düşüncesiyle Rusya'dan destek bekliyordu. İşte bu siyasi kargaşa içerisinde Adana'mız işgaldeydi ve Mısır İbrahim Paşa Adana'daki işgal günlerinde Adana kentini yönetti. Onun da amacı Osmanlı'nın varlığını ortadan kaldırmak ve Adana'nın gelir kaynaklarını elde etmekti. İşte İbrahim Paşa zamanında Adana'ya gelen İngiliz ressam bu güzel gravürü çizdi. Evet, baktığımız zaman Adana oldukça güzel bir yer ve tarihi camilerin bol olduğu bir kent durumunda Adana'mızın en güzel bir görsel belgesi şu an karşımıza geldi. Ve bir başka belge. Birkaç yıl sonra 1852 yılında Fransız seyyah, oryantalist, arkeolog, araştırmacı Victor Langlois Adana'ya geldiğinde Taşköprü'nün üzerine yanındaki uzman ressam sehpayı kurdu, Adana şehrine baktı ve kentin görüntüsünü böyle çizdi. Bu Adana resmi çizildiğinde o zamanki Adana'mızın nüfusu yaklaşık 18-20 bin civarında. Taşköprü'nün üzerinde sohbet yapan insanlar, balık ağları ve hemen ileride tarihi kale kapısı ve arkada yukarı doğru yükselen bir cami ve yine bir başka caminin minaresi var. Irmak kıyısında Adana'da taş ve toprak evler, palmiye ağaçları. Evet, Adana'mız böyle görünüyor. Aslında bu görüntü demek istiyor ki Adana yorgun bir şehir. 1600 yılında başlayan aşiret ve derebey vali kavgaları, o çıkar kavgaları sonrasında
Adana'da yani Çukurova'da yüzlerce köy yakıldı, yıkıldı, yok edildi. İnsanlar dağlara kaçtı. Ekonomi büyük çapta zayıfladı. Tarım üretimi düştü. Eğitim sıfır seviyesine indi. Evet, o yıllarda Avrupa'dan gelen, Fransa'dan gelen Victor Langlois Adana'ya geldiğinde gördüğü gerçeği, kentin gerçeğini, resmini çizdirdi. Taşköprü üzerinde Adanalılar, tarihi kale kapısı ve arka tarafta Caferpaşa Camisi ve Ulu Cami'nin minaresini görüyorsunuz. Çizim tarihi 1852 yılı. Victor Langlois sadece Adana'yı değil, sonra Sis yani Kozan şehri, Haçin şehri, Payas'ı, Ayas Yumurtalı, Tarsus'u ve dağlardaki önemli kalelerin de çizimini yaptırdı. O geziyordu, görüyordu, gördüklerinin resmini çiziliyordu, rapor hazırlıyordu. Onun bir amacı vardı Fransız'ın. Çukurova'nın o zamanki mevcut durumu hakkındaki gördüklerini yazıyordu. Ve onun verdiği bilgilere göre Çukurova bir baştan bir başa kavga diyarıydı. Her yerde aşiretle derebeyler kavgası var. Adana valisinin otoritesi oldukça zayıflamış. Ormanlar, bataklıklar, vahşi hayvanlar, Toros dağlarındaki işte yaylaya çıkan insanların durumu, deve kervanları, Adana'mız öyleydi. Ancak bu resmi çizdiren Fransız bir gerçeği daha biliyordu ki, Çukurova toprakları çok verimli. Seyhan Nehri, Ceyhan Nehri, Berdan yani Tarsus Çayı'nın geçtiği ovalık ve vadilik arazilerde dünyanın en verimli üretimi yapılabilirdi. Onları da gördü. Hazırlamış olduğu Türkçe anlamıyla Kilikya'ya Seyahat adını taşıyan rapor veya kitabının içerisinde elde ettiği bilgileri ülkesine sunuyor. Onun geldiği ülke Fransa. Fransa'ya demek istiyor ki ey Fransa, Çukurova o kadar verimli ve güzel bir toprak ki kendi çıkarların için bir zaman sonra Çukurova'yı elde et. Evet, o Fransızın çizdirdiği Adana kent resminde yani panoramik görüntüde evet kale kapısı, taş köprü ve arkadaki tarihi camileri görüyoruz. Bu bir tarihin hatırasıdır. Çizim tarihi 1852 yılı ve sonrasıdır. Evet, o günlerin hatırası. O Fransızdan birkaç yıl sonra 1875 yılında John Davis adındaki bir İngiliz ressam Adana'ya geldi. Gezgin aynı zamanda. Adana'ya geldiğinde şimdiki Karşıyaka dediğimiz yere vardı. Seyhan Nehri'nin doğu sahillerinde Karşıyaka'da yüzlerce ve binlerce insanın mezarının bulunduğu, o mezar taşlarının olduğu yerde sehpasını kurdu ve Adana kentine baktı. Taş köprü üzerinden giden kervanlar ve köprünün orta yerinde yüksekçe bir kule var. O valinin seyir kulesi. Zaman zaman Adana valisi yorulduğu zaman faytona biniyor, geliyor taş köprü ortasına, kuleye çıkıyor ve orada kahve içerek Toros dağlarına bakıyor. Adana'mızın güzel bir görüntüsü. Irmak kıyısında su değirmenleri var. Köprünün bittiği yerde kervanlar geçerken para alınan kale kapısı gümrük merkezi var. Tepebağ ve bu tarihi kentin farklı yerlerinde irili ufaklı mescitler ve camiler var. Osmanlı'nın son döneminde 1875 yılında İngiliz ressam veya gezgin John Davis Adana'nın görüntüsünün tablosunu veya resmini böyle çizmiş. Güzel Adana'yı çizmiş. Bugün Irmak kıyısındaki o karşıdaki tarihi mezarlık yerinde değil. Oradaki mezarlar oradan kaldırıldı. Asli mezarlığa götürüldü o kemikler. Peki 20. yüzyılda o mezarlık kaldırılırken oradaki üzeri yazılı olan taşlar nereye gitti onlar? Yüzlerce veya binlerce insanın hani Adana'nın diyelim ki 16. yüzyıl, 17. 18. Orta Çağ'da orada Yahudi mezarlığı vardı, Ermeni mezarlığı vardı, Müslüman mezarlığı vardı. Yüzlerce ve binlerce insanın mezar taşları nereye gitti? Mezarlık kaldırılırken üzerinde yazı olan ve ölen şahıs hakkında bilgi veren o mezar taşları oradan alındı. Irmak kıyısına dolgu malzemesi diye kullanıldı. Büyük mezarlık bir şekilde tahrip edilerek yok edildi. Oysa ki bu resim diyor ki 1875 yılında Adana şehrinin doğusunda henüz yerleşimin olmadığı Karşıyaka'da evet büyük bir mezarlık vardı. Ancak bugün o mezarlığın olduğu yerde Karşıyaka devlet hastanesi var ve etrafında beton ve biriket yapılar var. Bu tarihi mezarda bir tane kalıntı yok. O mezar taşlarının
hemen hemen hepsi oradan alınmış. Ya inşaat malzemesi diye kullanılmış veyahut da ırmağın kıyısında set veyahut da bir sudan korumak için duvar yapılmış olabilir. Evet, karşımızda o zamanki Adana'nın görüntüsü. Adana'yı anlatan en güzel tablo. Yıl 1875. İngiliz ressam John Davis, Taşköprü'nün kale kapısına bakan yerde, ırmak kıyısında Acem Kıraathanesi denen yere geldiğinde, o kahvehanenin hani ırmak kıyısında ön tarafları açık, üzeri tahtalara kapalı bu kıraathanede Adana'nın efendileri, beyleri ve ağalarını oturur halde buldu. Nargile içiyorlar. Taşköprü'de de kervanlar geçiyor ve yine orta yerde valinin seyir kulesi var. Adana şehri yüzlerce yıl veya binlerce yıldan beri kervanların gelip geçtiği bir yerdi. Kervanlar karşı yakadan köprüye girdiğinde veyahut da şimdiki Abidinpaşa'ya giren kale kapısının oradaki gümrük merkezinde durduruluyorlar. Hayvan sürüsü ve insanlar sayılıyor ve belli miktarda para alınıyor. Köprüden geçişlerdeki alınan paralar Adana valisinin gelir kaynağı oluyor. Taşköprü ortasındaki o tarihi seyir kulesi bugün yerinde değil. Evet, Acem Kıraathanesi diye bildiğimiz o Adana'nın en güzel sohbet mekanı bugün bu da yerinde değil. Ancak İngiliz ressam John Davis'in çizmiş olduğu bu tabloda 1875 yılında Irmak kıyısında bir kahvehane var ve Adanalıların o zamanki hayatını en güzel yansıtan görsel belge bu şekilde çizilmiş. Evet, ressam tarafından Adana'mızın en güzel görsel belgesi. Kervanlar geçiyor ve Adana'nın ağaları ve beyleri kahve içiyorlar. Şimdi bu resme dikkate bakalım. Taşköprü üzerinde oturmuş, ayakta olan çocuklar, oturan bir insan ve arka tarafta az önceki Şafak Kahvehanesi'nin olduğu yer. Böyle ağaç direkler üzerinde ön tarafta sohbet yeri olan bir alan, üzeri kiremitlerle kaplı bir bölüm ve resmin sağ tarafında yukarı doğru yükselen bir caminin minaresi var. O cami Cafer Paşa Camisi. Cafer Paşa 1640'lı yıllarda Osmanlı döneminde Adana'nın valisi. Cafer Paşa Erzurum'da, Halep'te ve Adana'da muhtelif yerlerde görev yapmış. Adana'da görev yaparken vali kazancını, servetini kendi çocuklarına miras bırakmamış. Adana'da insanların kıyamete kadar namaz kılacağı veya ders öğrenip bilgi alacağı hem medrese hem de cami yapılmasını istemiş. Servetini ortaya koymuş ve o cami yaptırmış. İşte minaresiyle, medresesiyle, aşeviyle Adana insanına hem bilgi sunan hem ibadet ortamı sağlayan tarihi caminin 1900 yıldaki çekilen fotoğrafı. Taşköprü, Acem Kıraathanesi hemen sol tarafta, Abidinpaşa'nın yaptırdığı o zamanki lise binası ve sağ köşede gökyüzüne yükselen tarihi Cafer Paşa'nın camisinin minaresi. Şimdi sormak istiyorum. Bugün Taşköprü'den Abidinpaşa'ya doğru giderseniz acaba o Cafer Paşa camisinin oradaki varlığını görecek misiniz? Görmeniz mümkün değil çünkü o cami